Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunus Emre ilçesi Muradiye Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Muradiye Mahallesi'nde ilk olarak esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Ergün, ardından mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin Muradiye'de gerçekleştireceği hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Ergün, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve Muradiye Mahallesi ile Manisa arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak 69 yeni otobüsü hizmete soktuklarını belirtti. Muradiye Mahallesi'nde yaşanan su sorununun kapalı spor salonu yanında bulunan 4000 metrekarelik alana yapılacak sondaj kuyusuyla rahatlayacağını belirten Başkan Ergün, bu konuda hızlı bir şekilde adımlar atılmasını istedi. Muradiye ile Horozköy arasındaki yolda genişletme ve asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlatılacağını belirten Başkan Ergün, Menemen yolundan üniversite kampüsüne kadar olan ve ilerleyen günlerde de yapımı tamamlanacak köprüden sonra yolun bulvar haline getirileceğinin de müjdesini verdi. Yoluna 10 güne kadar başlıyoruz. Eski bu oradan Muradiye Horozköy yolu Allah nasip ederse genişletilerek başlanacak. Yeni otobüslerimiz hayırlı olsun. 69 tane otobüs, alçak tabanlı. Manisa'nın içinde belli güzergahları da dahil etmek suretiyle Manisa'nın daha çok içine giriyorsunuz. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Ergün, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmetler getireceklerini belirtti. Yağcılar'a giden Menemen yolu köprüden, Menemen yolundan üniversite kampüsüne kadar orası bulvar haline geliyor. Yeni köprü yaptığımız yer. Köprünün yapımının bitimini bekliyoruz. Sağlı sollu lamba, orta refüjde lambalarıyla sağlı sollu kaldırımlarıyla bir bulvar yapıyoruz. Bunun ilgili hazırlığımız var ama bunlar bir süreç. 4 kilometre asfalta başlıyoruz. Menemen yolundan üniversite yoluna kadar bulvarımızı yapıyoruz. Şu anda ilk etapta yapacağımız işlerimiz